Merhabalar, minare kurabiye tarifimle mutfağıma hoş geldiniz. Poğaça ve kurabiye arası bir tat, kesinlikle denemeniz gereken bir lezzet. Evet, ilk olarak karıştırma kabımıza 100 gram erimiş tereyağını alalım. Üzerine 1 çay bardağı yoğurt ekleyelim ve çırpma teliyle karıştıralım. Karıştırdıktan sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta beyazı ekleyip çırpmaya devam edelim. 2 yemek kaşığı sirke ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz. 1,5 yemek kaşığı şeker ekleyip karıştırmaya devam edelim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ilave edelim. Ardından aldığı kadar un ekleyelim. Bende 3,5 su bardağı gitti ama onu kontrolü dökelim çünkü herkes de aynı gitmeyebilir un miktarı. Sert olmayan kulak memesinde bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu yoğurma kabından alıp düz bir zemine bırakalım. Hamurumuzu 3 eşit parçaya bölelim. Merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Açtığımız hamuru herhangi bir yuvarlak kalıpla veya bardak ağzıyla keselim. Dairelerin dışında kalan hamur fazlalıklarını alalım. Yuvarlak dairelere bıçakla kesikler atılır. İç harcı için 2 yemek kaşığı haşhaş, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı tahin gerekli. Karıştırma kabında bunları karıştırdıktan sonra yuvarlak kesmiş olduğumuz dairelerin üzerine sürelim. Kesiğin bir tarafından öbür tarafına doğru sararak minare şeklini verelim. Yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine yerleştirelim. Üzerine 1 adet yumurta sarısı sürelim. Önceden ısıtılmış olan 175 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim.
Soğuduktan sonra servis tabağına alabiliriz. Sarı sofralarınızda, aynı zamanda gün sofralarınızda yerini alacak harika bir lezzet. Çocukların bir seferde 7-8 taneyi çok rahat yiyebileceği bir tat. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet şifa olsun. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp paylaşarak destek olabilirsiniz. Kıymetli yorumlarınızla kendinizi belli edebilirsiniz. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.